Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDD Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son korsanlar arasındaki kavganın neden olduğunu, bu kapışmanın ne olduğunu, bu New Dawn ve Liberty'nin neden bu hale geldiğini öğrenmiş olduk. İlk olarak buradaki koloniciler varmış. Korsanlar gelmiş. Kolonicileri darmadağın etmişler, yıkmışlar. Buradaki paraları da almışlar. Zaten kendi paraları da varmış. Burayı ele geçirmişler. Fakat korsanlar bir lider tarafından yönetilmiyormuş. Farklı korsan liderleri ve farklı gemiler varmış. Burayı ele geçirdikten sonra bu bizim oyunun başından beri aradığımız Ever isimli eleman yanına bir tane daha korsan şeyi alıyor, kaptanını alıyor. İki korsan kaptanı şu solumuzdaki iki sandalyede oturuyor. Biri başta oturuyor, biri de soldaki sandalyede oturuyor. Diğer korsan kralların şeylerin kral diyorum. Kaptanlarını çağırıyorlar. Bu yemek masasına topluyorlar. Gelin kardeş oturalım, sohbet edelim, içelim falan muhabbeti çekiyorlar. Millet geliyor, içiyor. İçkilerine zehir katıyorlar. Hepsini öldürüyorlar ve altın hepsini kendilerini alıyorlar. Hikaye bu. Biz de uzun zamandır bu altının peşindeyiz. Aynı zamanda kardeşimizle birlikte. Çünkü annemiz bize bu konuyu miras bırakmış. Bir yandan şeyi çarpmaya çalışırken, altınları bulmaya çalışırken, bir taraftan da bu altınlardan haberdar olan Allah. İyiyim. Tutundum. Tepede buluşuruz. He. Kız o tarafa gitti. Selam. Selam. Ve yine harika bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu binanın yapımı falan, buraya yapılması falan oldukça iddialı bir olay. Bütün binalar çok havalı, çok ihtişamlı. Tabii inanılmaz bir hırsızlık parası var. Ve bu hırsızlık parasının neticesinde bu binalar yapılmış. Yani haram mal. Haram maldan korkacan kardeş diyorum. Ve bu taraftan yolumuza devam ediyoruz. Bakın buradan burada geçecek yer varmış. Ve toplar var burada. İki tane topçu zımbırtısı var. Kaçakta, elindekiler gibi. Zehrin gücü Barut'u yenmeyi başarmış. Ne? Yani biliyorsun Avery herkesi zehirleyerek öldürdü. Tamam, kötüydü. Üzgünüm. Evet, rezalet. Bu aralarındaki muhabbetler, konuşmalar da Last of Us'a çok benziyor. Aa, burada piyano varmış. Henry'nin evi havalıymış. Adamlar şeyin içine, mutfağın içine piyano koymuşlar. Ha, piyano aşağı düşmüş. Şey çökmüş, zemin çökmüş döşeme. Aşağı düşürmüşler. Bu neymiş abi? Bakır bir kab var ve hiç zarar görmemiş. Hiç paslanmamış ya da eskimemiş. Nasıl kalayladılarsa 300 yıldır. Aman kalaylım kalaylım duruyor. Günün kelimesi gösterişli. Peki Thomas Tüv'ü neden öldürmemiş? Sağ kolu gibi değil miydi? Evet, aynen öyleydi. Görüyorsun ya. Paranoyak bir psikopattan emir aldığını düşünsene. Evet, ilk işimi hatırladım. Televizyon şovundaki prodüktörüm mü yani? Hayır, Macho Nacho'daki müdürüm. Ne yani? Macho Nacho'da mı çalıştın? Lisedeyken çalışıyordum. O şapkalardan takıyor muydun? Yani patronum paranoyak psikopattı. Adam Macho Nacho'nun müdürüymüş. Bir dinler misin sadece? Burada sandıklar var. İşte. Shoreline ön kapıya barikat kurmuş. Ve bir sürü çamurlu ayak izi bırakmış. Bakalım Onları takip bekliyormuşlar. ederek bulabiliriz. Buraya da kendi çantalarını koymuşlar. Oo, burada bir tüfek var. Değiştirsem mi? Hey, hadi bakalım. Bu ara hiç bomba atmayı beceremedim oyun boyu. Ne Peki kadar güzel bir bina. Şoreline'lar nerede? Değil mi? Şimdiye kadar birine rastlamış olmalıydık. Sanki toz olup uçmuşlar gibi. Bunlar korsan hayalet olmasınlar. Sakın şakasını bile yapma. Bingo. Yeni izler. Sanırım buradan gideceğiz. Merhaba. Hayret, kırılmadı.
Ben kırılır dedim ama ablacığım korkuttun. Galiba aşağı inmemiz gerekecek. Evet. Ya şurada bitkilerin çıkması imkansız. Yosun falan olur ama bitki çıkmaz abi burada. Betonun içinden böyle bitki mi çıkarmış? Saçma. E buradan geldik biz. Yukarı çıktık ama istediğimizi bulamadık. Belki şu taraflardan gidecek bir yer vardır. Bakın burada ayak izleri var. Buraya geliyor. Buraya kasa... Bu kasaları buraya ne ara getirdiniz de koydunuz? Girer girmez de elinizde 70 tane kasayla mı geldiniz abi? Her o şeyde bir kasa var. Burada kesin çatışmaya gireceğiz biz. %90 ihtimal. Neredesin yoldaşım? He aşağıymış. Oraya nasıl ineceğiz ya? E buradan. Ayak izleri bu kapıdan geçiyor. Kahretsin, diğer taraftan kapamıştım. Püfenin skin de güzelmiş, üzerine kaplaması. Bir şey buldularsa başka. Pekala, şunu açmama yardım et. Tamam. Aha. Ne dedim? Şimdi sıra bende. Neredesin? Neredesiniz lan? Gelin. Gelen var. Neredeymiş o? Gelen. Nerede sıkıyorsun abi? Şuradan mı? Dur. Bekle. Allah. Kaç 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 kaç. Çıkar kafayı bebe. Sen bir öl. Şuradan sıkan var bize. Heh. Nerede? Heh, gördüm. El bombası. Sen iyi misin? Evet. Ya el bombası. Pekala, hadi kapıyı açalım. Bakalım neyi görmemizi istemiyorlar. Kapı neredeydi? Şuradaydı. Oş! Tamam, hadi. Hazır mısın? Aman! Kim buradaymış? Avery. Avery mi bu? Bir mektup. İmzalayan Avery. Cidden mi? Okusana. Sadık yoldaşlarım, bu görkemli cennette güneş batarken servetini korumak için çabalamalıyız. Hain Tiu sırrımızı bildiği için çabuk olmalıyız. Barajı yok edip New Devon'u arındırın. Ve başlıyoruz. Aha. Ve hazinemi de geçitten gemime taşıyın. Tiu ve Avery düşman olmuşlar. Şaşırdın mı yani? Pek sayılmaz. İşte. Alayım ben onu. Sağ ol. Koyalım. Okudu zaten kız. Bir daha okumamıza gerek yok. Hadi evet, ne yapıyoruz şimdi? Yapalım. Burası çok havalı bir mekan. Adamın salonuna bakar mısın?
Başka ayak izi yok. Yani şu avize beni korkuturdu tamam, ya. Dev gibi bir avize. Habire kafamın üstünde sallanıyor. Oha. Etrafa bakalım. Kaplan şeyi var, derisi var. Postu var. Her yerde kendi tablolarını koymuş. Abi ne seviyormuşsun kendini. Bir şey bulduk. Ne bu? Babür tabağı. Babür han. Burada bir sır var belli ki. Bir yerlerden kapımı açmamız gerekecek. Ama acaba neresi? Orada mı? Heh şuymuş. Neymiş bu? Şey mi var? Avery'nin tutuklanması için yayınlanan bir bildirinin kopyası bu. Anlaşılan dünyanın en çok aranan adamı olmak hoşuna gidiyormuş. Şuraya ışık vuruyor. Kesin bu ışık vuran yerde bir şey var. Kapı mapı. Hayır yok. Ne olabilir ki? Zemin çakma. Düşürmüş mü? Evet, bilerek. Aradığımız şey her neyse buralarda bir yerde olmalı. Bu odada bir çıkış daha olmalı. Belki evet olmalı ama neresi? Geçittir. Ama düğme nerede ki? Bundadır belki. Bu bir düğmedir. Hayır. Bence şey tablo genelde şu aynen bunlar düğme oluyor. Çeviriyorsun. Değil. Hayır. Şu vazo olabilir. Tablo olabilir. Ama değilmiş. Böyle parça parça gidiyoruz. Bu da değil. Hadi bakalım. Kahretsin. Bu da değil. Vazoyu niye denemiyoruz? Buldu galiba, kız buldu. Sanırım evet. Yalnız ne mekanizmalar kurabiliyormuş arkadaş. Bu korsanlar normal bir imparatorluktan, devletten daha güçlüymüş. Ne mekanikleri varmış. Ne mekanikleri varmış. Her yere kayalardan, taşlardan şeyler hazırlamışlar. Mekanikler hazırlamışlar. Böyle bir perde var, arkasından geçeyim, kapıdan geçeyim falan, öyle değil yani. Bakar mısın? Merdivenler, bilmemler. Hadi bakalım. Ya bu kadar yeter bize. Altından geçeriz. Bir anda pat diye düşerse o zaman görürsünüz. Kalırsınız burada. Avery kendine bir panik mağarası yapmış gibi görünüyor. Şeylerde, Amerikalarda panik odası diye bir şey var arkadaşlar. Herhangi bir tehlike anda böyle olacağı belliydi. Altına bir kayamaya bir şey koysaydınız. Panik odası diye bir şey var arkadaşlar. Vay, 19. bölüme gelmişiz. Aman anlatacağım şey, ne zaman bir şey anlatmak istesem oyun bize başka bir şeyler sunuyor. Bu panik odası işte çok zengin Amerikalıların şeyler için kurdukları, herhangi bir saldırı, işte ne bileyim savaş vesaire gibi şeyler için bir süre, uzunca bir süre hayatta kalabilmek için kurdukları gizli oda. Mesela biz atıyorum hırsız girdi, bir şey oldu. Hemen panik odasına girip alarm çalıştırıyorlar. Oyda. Ups. Tamam. Şeyi çalıştırıyorlar abi, mekanizmayı. Panik odasının içinde güvende kalabiliyorlar. Dinamit kullanmaya bahane arıyorlar. Dinamiti burada kullanacak kadar aptal. Evet, öyle böyle değiller. Hey, 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 bekle. Yani bu tuzak falan mı? Ya, yine mi bilmece ya? Geçmeyi başarmış. İzlerini takip etmemiz yeter. Neyse. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.